Merhabalar. Bu videomuzda MakerBase WiFi modülünün Two Trees Bluer yazıcıya nasıl takıldığını paylaşacağız. Yazıcımızın alt kapağını açtıktan sonra öncelikle modülü takmamıza engel olan kabloları yerinden söküyoruz. Hangi kabloyu nereden söktüğümüze dikkat edin. Siyah pinleri siyah pinlere, beyaz pinleri beyaz pinlere takacağız en son. Wi-Fi modülümüzü takarken yeşil renkli pinlerin yeşil renkli pinlere gelmesine dikkat ediyoruz. Pinleri yamultmadan nazik bir şekilde Wi-Fi modülümüzü anakart üzerindeki yerine takıyoruz. Söktüğümüz kablo pinlerini yerlerine yerleştiriyoruz. Modül takma işlemi bittikten sonra ayarlarımıza geçelim. Öncelikle Wi-Fi ayarları iki türlü yapılıyor. Birisi config dosyasından, diğeri yazıcı üzerinden. Config dosyasını açıyoruz. En altta Wi-Fi ayarları var. Buradan Wi-Fi'nin modunu seçiyoruz. 0 dışarıya bağlanan demek. AP modu da kendi başına çalışıyor. Siz ona bağlanıyorsunuz demek. Buna göre ayarlarımızı, wireless ayarlarımızı yaptıktan sonra kaydediyoruz. Config dosyamızı kopyalıyoruz. Hafıza kartımıza yapıştırıyoruz. Yazıcımıza takıp açtıktan sonra config ayarları yazıcının hafızasına alınıyor. Böylelikle işlem tamam oluyor. Yazıcı üzerinden nasıl ayarlıyoruz? Settings'e tıklıyoruz. Wi-Fi'ye tıklıyoruz. Burada bir liste çıkıyor. Liste üzerinden bağlanacağımız modemi seçiyoruz ve bağlanıyoruz. Şifreyi yazabiliyoruz buradan. Bu ayarları yaptıktan sonra şimdi kontrol edelim. Yazıcımız IP aldı mı? Orada gördüğümüz IP'yi buraya yazıyoruz. 1.8. Bu yazıcımızın arayüzü. Buradan da AP ayarı, ST ayarı yapabiliyoruz. Tabii onun için bunu önce görmesi lazım. Cura ayarlarımıza bakalım. Cura'dan yazıcıya nasıl ulaşacağız? Cura'yı başlatıyoruz. Cura açıldıktan sonra modül eklememiz lazım. Marketplace kısmına tıklıyoruz. Pluginlerden MKS WiFi plugin'i buluyoruz. Bu plugin'e tıklayıp yüklüyoruz. Yükleme işlemi bittikten sonra bu pencereyi kapatıyoruz. Kapattıktan sonra Cura'nın ayarlarına giriyoruz. Ayarlardan yazıcılar. Yazıcılarda MKS WiFi butonu geliyor. Oraya tıklıyoruz. Açılan pencerede ekleye tıklıyoruz. Ve yazıcımızın IP adresini buraya yazıyoruz. OK deyip tıkladıktan sonra Connect tuşuna basıyoruz. Connect tuşuna basınca adresi ve ismi geliyor ve buradaki işaretin altına mavi bir tık işareti geliyor. Bu yazıcımız bağlandı demek. Pencereleri kapatıyoruz. Şimdi modelimizi açalım. Yazdıracağımız STL dosyasını seçiyoruz. Dilimleme ayarlarımızı yapıyoruz. Dilimleme ayarlarımızı yaptıktan sonra dilimle butonuna basıyoruz. Dilimleme işlemi bittikten sonra burada normalde çıkarılabilir diske kaydet seçeneği var ama Wi-Fi bağladığımız için Print Over Two Trees Bluer çıkıyor. Buna tıklarsak dosyayı göndermek için eğer bu dosyanın aynısı yazıcıda takılı olan SD kartta varsa size başka bir isim vermenizi söylüyor. Tamam dedikten sonra dosyanın gönderilme bilgi ekranı çıkıyor. Print Shop tıklı değilse yazdırmaz. Ve yazıcıda böyle bir görüntü oluşuyor. Kısaca bilgilendirdikten sonra yazdırma işlemi başlıyor. Takıldığınız yer olursa yorumlardan sorabilirsiniz.